Herkese selam, Serdar Başkan ben, süper video ile karşınızdayım. Bu videoda elimde gördüğünüz bu çelik halattan bir tür taktik savunma aleti yapacağım. Bu aletle zombi istilasından atom kıyametine kadar her türlü acayip durumda kendinizi fena fillah bir şekilde savunabileceksiniz. Hemen yapmaya başlıyorum. Uçlar dağılmasın diye onları buraya. Evet. Tamam. Uçlarını düzeltelim bunların. Biraz kısaltabilirim belki. Çok bana gelsin istemem çünkü. Şimdi evet, şunu bunun içine sabitleyeceğiz. Böyle duracak. Bunu buradan keseceğim. Bunun bakırı bir kapşon takacağım buna. Çelik halat da bunun içine takacağız. Bakayım bu kadar yeterli olur sanırım bunu tutmak için. Şuradan sökelim. Tamam. Keser sapını böyle güzel bir estetik bir şeye dönüştürmek kolay olmuyor. Üstelik bir tornam falan da yok. Bir torna tezgahım olsaydı iyiydi. Ufak tefek asimetriklikler var. Onları düzeltmeye çalışıyorum. Bakalım düzeltebilecek miyiz? Aynen, tamamdır. Bayağı düzgün oldu mu? Evet. Okey, bu biraz kurusun şimdi, kürlensin. Şimdi şurada ufak tefek boşluklar kaldı. Bunu da mucize malzeme 502 ve şeyle karbonatla kapatacağım.
boşluğu alsın diye aslında. Aha işte. İşte mucize malzeme karbonatta 502 döküyoruz. Şuradaki boşluğu alsın. Dediğim gibi ben buraya biraz güvenli olsun, kafamıza geçmesin diye şey de yapacağım. Vida da atacağım. Aldın mı kokuyu? Hı-hı, genç. Aldım ya. Şu, dumanları görüyor musun? Vallahi gördüm başkan. Sanki bana atom bombası ya. Allah'ın yapıştırıcısına bak. Al işte, hep tahtaya bulaştı. Oldu. Evet, sağlam görünüyor. Evet, buraya da böyle bir sivri bir şey yaptık. Bunu da böyle tak diye, artık cam kırmak için mi, ne için kullanılır bilmiyorum. Fena. Yer kırıldı. Evet, ilk testimizi de yapmış olduk. Şimdi şöyle bir şey var, ben bunun ucuna bir tane ağırlık yapmak istiyorum. Tamamlamadan önce ve bu ağırlığı neden yapacağım? Bilmiyorum. Aslında biliyorum. Şimdi aletin ucuna bir tane böyle ağırlık bağlamak istedim. Ve onu da bu saplama adaptöründen yapacağım. Saplamaları birbirine bağlamak için kullanılan bir tür cıvata aslında. İçini biraz genişletiyorum. Sonra bunu onun ucuna takacağız. Evet abi.
Fena ha. Ve bayağı başa bela bir şey bu Fatih. Çelik kablodan böyle enteresan savunma aletini bitirdim. Şimdi burada test edeceğim. Artık su ne bulursam bununla vuracağım. Bakalım ne kadar dayanıklı oldu. Dayanıklı oldu mu? İnşallah bir sakatlık gelmez başıma. Hazır mıyız? Vuruyorum. İyi vurdu ha. Bana da vurdu bu. Bakalım. Çok bir şey olmamış. Bir tane daha vuralım bakalım. Bir de sen mi vuracaksın? Gel vur tabii ya. Gel. Gel gel. Gel. Dur bir dakika. Vuruyorum başkan. Vur bakalım. Evet, şişe sağlam. Şimdi şu boya tüpüne vuralım seninle. Vurabilecek misin sence? Çok fena, çok. Ben bakayım bir. Bak bak. Oğlum bu çok fena bir şey ha. Sen bakma bir suyu falan şey yaptı ama. Beyzbol sopası. Baksana abi. Nasıl yamulttu. Sağlam bu arada. Yerinden çıkmadı herhangi bir şey. Baksana. Şurasına bu mu geldi acaba? Gelmiş olabilir. Bu çarptı. Burayı yamultmuş. Bununla çok sert şeylere vurmamak gerekiyor demek ki. Karpuz yok mu karpuz? Bir karpuza girelim. Evet, küçük bir karpuz aldık çünkü her şey çok pahalı. Karpuzun kilosu 12 lira. Bu karpuzlar da 20 kilo abi. 20 kilodan aşağı karpuz yok. Neyse, zaten benim işimi görecektir diye düşünüyorum. Bakalım vurabilecek miyim? Şöyle tutalım. Bundan bahsediyordum arkadaşlar, çok can yakıyor diye. Yani daha önce ben karpuzla bir sürü şey yaptım, deney yaptım. Hiçbirinin karpuza böyle bir şey yaptığını açıkçası şimdiye kadar görmemiştim. Çok korkunçmuş lan Fatih.
Şimdi de bununla kola kutusuna vuracağım. Bakalım ne olacak? Ne yapar? Göreceğiz abi. Kuzu yapıladı. Başka kuzu yok. Abi çok fena bir şeymiş bu ya. Bayağı fena bir şeymiş. Ses de çıkardı bayağı. Fatih. Oha oha. Ağır çekimini izlemek istiyorum 2 dakika. Evet arkadaşlar, benim tahminimden çok daha güçlü, enteresan bir şey olmuş bu. Baksanıza şuna, ne yaptığına. Buna vurur vurmaz zaten parçaladı. İkiye böldü yani resmen kola kutusunu. Karpuzun da üst tarafını patlattı. Yani şuradan vurduk diyelim. Karpuzun üst tarafı patladı gitti. Şu an hala arkada görüyorsunuz, bayağı bir temizlik işim var. Bu çok acayip bir şeymiş ya gerçekten. Vallahi çok bayıldığım bir şey oldu. Ben bunu güzel bir yere asarım ofiste. Arabada da taşırım demek istedim ama yok ya, ben bunu taşımam. Bunu nasıl açıklayacaksın abi bir şey olsa? Bu ne abi deseler ne diyeceksin? He? Halı sikiliyorum. Abi iyi oldu doğru, evet. Bu şeyi ya şey için taşıyorum. Zombi kıyameti falan bir şey olursa niye bunu taşıyorum diyeceksin adama. Çok iyi oldu. Bayıldım. Evet, umarım siz de beğenmişsinizdir bu videoyu. Ben çok beğendim gerçekten. Yaptığım en güzel şeylerden biri oldu kanalda. Beğendiyseniz like'larınızı bekliyorum. Yorumlarınızı da her zaman bekliyorum. Kanala abone değilseniz abone de olun. Beni sosyal medya mecralarından da takip ediniz efendim. Kendinize iyi bakın. Toplayayım ben şunları.